Alabileceği en büyük değer dediği zaman arkadaşlar bize R'yi değil K'yı soruyor. Önce o yüzden R'yi bulacağız. 8 eksi eksi 4 olacak. Eksi B bölü 2A çünkü. Tepe noktasının apsisi 2 gelecek. Böylece F2 eksi 8 artı 16 artı 1 16 eksi 7 9 olmuş oldu. Bakın bu da K değeri ve fonksiyonun alacağı en büyük değerdir. C şıkkı. Tepe noktasının koordinatları tepe noktası bir absisten bir ordinatla oluşur her zamanki gibi. Böylece R'yi bulalım. R nasıl olsa soruda var. Eksi V bölü 2A yani 4 bölü 2'den 2. Yerine yazarsak 4 eksi 8 artı M arkadaşlar bu da K. K ile R'nin toplamı yani bununla 2'nin toplamı 10 verilmiş. Buradan eksi 4 2 eksi 2 M arkadaşlar öbür tarafa attığımızda 12 oldu C şıkkı. Madem alanı 4 birim kare demiş arkadaşlar bir kenarına A diyelim. Yapacak bir şey yok bilinmeyen olacak ama buraya da 4 bölü A diyelim şunu görmüş olacaksınız bakın. Bunun bir kenarı böyle 4 bölü A ya aynı şekilde burası da arkadaşlar 4 bölü A'dır. O zaman uzunluk A olduğu için şu noktanın apsisine eksi A diyelim. Bu noktanın apsisine de eksi 4 bölü a diyelim. Böylece 2 x eksenini kestiği noktayı bilmiş oluyoruz a'ya bağlı olarak. Ve bu da kökler toplamından eksi 5 olarak verilmiş gördüğünüz gibi. Haliyle artık buradan eksi 4 e, eksi a kare bölü a eşittir eksi 5 eksi 4 hatta eksiler gitsin artı 4 artı a kare eşittir 5a diyelim içler dışlar. A kare Eksi 5a artı 4 eşittir 0. Buradan a eksi 4, a eksi 1 eşittir 0 yapar arkadaşlar. a kısa kenar olduğu için 4 demeyeceğiz, 1 diyeceğiz. a 1 olduğuna göre bizden f 2 istiyor. Şimdi artık kökler çarpımından da yararlanırsak. Bir kök eksi 1, bir, bir kök eksi 4 oldu. Kökler çarpımı da gördüğünüz gibi 4 gelmiş oldu. Şimdi bu parabolde F2'yi yapabiliriz. 2'nin karesi 4. 5 kere 2. 10 artı 4. 18 oldu B şıkkı. Tepe noktası x ekseni üzerinde ne demek? Bir görsel olarak bakmak lazım bazen. Böyle bakın. Ya da böyle hani artık hangisi bilmiyoruz ama x ekseni üzerinde. Bu arkadaşlar size şunu söyler. Teğet olduğu zaman delta eşittir sıfırdır. Aynı köktür. Normalde iki noktada kesmesi lazım ama tek noktada bir nevi kesiyor. Bu da o zaman iki kökün birbirinin aynısı olduğunu söyler. 36, tabi burada 36 demeyeceğiz pardon. Hemen düzenleyeceğiz çünkü bakın eksi x parantezinde orası m artı 6. Sonuçta biz x'in katsayısına b diyoruz değil mi? Şöyle bakın ax kare artı bx artı c. Bu yüzden m artı 6'nın karesi Eksi 4 çarpı 4 çarpı 1 eşit olmalı sıfıra. M artı altının karesi 16 olduğuna göre M artı altının mutlağı 4 olur. M buradan eksi 2 olur ya da arkadaşlar eksi 10 olur. Alabileceği değerler çarpımı da 20 gelecektir A şıkkı. Grafikleri x eksenine aynı noktalarda kesmektedir. Böyle bir şey mümkün. Kolları yukarı doğru birinin. Mesela birinin de aşağı doğru bunların köklerinin aynı olduğunu söyler bize. İlla yani aynı parabol olmak zorunda değiller. Bundan dolayı kök çarpımları aynıdır. N eksi 2 eşittir. 6 eksi ne olur? Kökler çarpımını eşitledim. 2 n eşittir 8'den? N 4 gelir. Kökler toplamı da aynı olur. 2 m artı 4 eşittir. 4 m eksi 6. Buradan da 10 eşittir. 2 m m eşittir 5. Parabolün arkadaşlar aynı zamanda ikinci derece fonksiyon olduğunu unutmayın lütfen. Bu yüzden kökler toplamı kökler çarpımından hep yararlanacağız. Hemen bunu x eksenine y eksenine taşıyalım. Yani koordinat eksenlerine bakın. Eksi 1 burası. 3 burası. Çizdim şu şekilde arkadaşlar. Tepe noktasında vermiş 1'e eksi 4. Haliyle ne diyeceğiz? Köklerden biri eksi 1. Bir. Yani x eksi eksi 1'den x artı 1. Köklerden biri 3 böylece x eksi 3. Kökleri verilen bir parabol denklemi kesinlikle bu kuralı bilmelisiniz. a çarpı x eksi x1 çarpı x eksi x2 eşittir y deriz. Böyle bir denklem oluşturduktan sonra a'yı nasıl buluruz? Üzerindeki herhangi bir noktayı kullanarak bunu kullandık. Bunu kullandık bir daha kullanamayız. Bu kullanmadığımız 1'e eksi 4'ü kullanacağız. x yerine 1 yaz 2. x yerine 1 yaz eksi 2. Eşittir eksi 4'ten a 1'miş arkadaşlar. Demek ki parabol artık düzeltelim. Şöyle bir denklenmiş. Bizden ne istiyor? Pizza dükkanının apsisi 4 demiş. O zaman pizza dükkanının ordinatı y1 olsun arkadaşlar. X gördüğüm yere hemen 4'ü yazıyorum. 5, 4 eksi 3, 1 eşittir 5 eşittir y1. A şıkkı oldu. Simetri ekseni arkadaşlar aslında parabolün tepe noktasının apsisinin geçtiği yerdir. Bu yüzden R demek istiyorsa X'i yalnız bırakırsak 1 bölü 4 tamam mı? Bunu da görmek lazım çünkü simetri ekseni bir parabolün tam böyle orta noktasından geçer. Bir nevi tepe noktasından geçer bu yüzden R olmak zorunda. Tepe noktasının apsisi 1 bölü 4 olduğuna göre A eksi 2 bölü A artı 1 çarpı 2 eşittir. 1 bölü 4 oldu 2A eksi 4 eşittir A artı 1'den. A 5 oldu arkadaşlar. D şıkkı. En küçük en büyük değerleri için arkadaşlar tepe noktasını bulmak lazım. Tepe noktasının apsisi eksi B bölü 2A'dan 4 oldu. 16 eksi 8 çarpı 4 eksi 4. Böylece eksi 32 eksi 36 eksi 20 oldu. Demek ki parabolün en küçük değeri. Evet değer Y demektir. Yani K demektir. Doğrudur. X eşittir 8 doğrusuna göre simetriyi kendisidir denmiş. Bu arkadaşlar yanlış. Çünkü simetri ekseni tepe noktasının apsisinden geçer. O yüzden x eşittir 4 olması gerekir. Gelelim x eksenini biri pozitif biri negatif olmak üzere iki tarafta kesmektedir. Evet bakın şimdi burada da yine neyi göreceksiniz? Gördüğünüz gibi kökler çarpımı c bölü a'dan eksi 4 x1 çarpı x2 haliyle birisi negatif birisi pozitif olacak arkadaşlar. İkinci derece denklem yorumlarını unutmamak gerekiyor. Cevabımız 1 3 d şıkkı. İlk kez 4. saniyede ve ikinci kez 8. saniyede derken aslında bize şunu söylüyor bakın. Y'leri aynı olduğu için 1 4. saniyede 2 8. saniyede. Peki bunun bana katkısı ne? İşte simetri eksenini anlayacaksın. Sonuç olarak ordinatları aynı olan iki nokta gördüğünüz gibi parabol üzerinde simetri eksenine göre simetriktir. Yani tepe noktasının apsisi 4 artı 8 bölü 2'den 6'dır böyle bir 6'ya K noktasıdır arkadaşlar. Haliyle buradan denklemde de tepe noktasının absisine eksi B bölü 2A yani 2M bölü 2'den 6. M arkadaşlar 6 olmuş oldu. Şimdi bizden ne istiyor? Kaçıncı saniyede yere çarptığını istiyor. Yere çarpması için yüksekliğin 0 olması lazım. Yani bir nevi kökü bulacağız aslında. 0 eşittir. T kare eksi 12T. T çarpı T eksi 12. 0. saniyede çarpmıyor çıkıyor oradan. 12. saniyede de arkadaşlar yere düşmüş oluyor cevabımız C şıkkı. İkinci dereceden fonksiyonunun grafiğinin x ekseni kesmediğine göre x eksenini kesmiyorsa bunun kökleri yoktur. Reel kökleri yoktur. Bu yüzden deltası sıfırdan küçüktür. 16 eksi 4 çarpı a eksi 2 çarpı 1. Bakın ikinci derece denklem yorumları aynen devam ediyor. Eğer oralarda eksiğiniz varsa lütfen kapatın arkadaşlar. Böylece buralarda bazen parabolde çünkü gerçekten anlamazlık olabiliyor oralardaki eksiklerden kaynaklı. Bak olay bu. 6'dan büyük olduğu için A en küçük değeri 7 oldu. C şıkkı. Şurası biraz korkutucu gelmiş olabilir ne yapacağız diye. Yorumumuz aynı. Kalan bulurken sıfıra eşitliyoruz değil mi? P1x eşittir eksi p3. x'i yalnız bırakıyorum. Eksi p3 bölü p1. Yani x gördüğümüz yere bunu yazacakmışız. O zaman bir p3'ü bulalım. p3 arkadaşlar 9 eksi 12 artı m. p1'e bakalım. 1 eksi 4 artı m. Bunların oranı da m 3 bölü m 3 geldi. Yani 1 oldu. Demek ki x gördüğümüz yere 1 yazacak. Pardon bir de eksi vardı en başta. Aman onu unutmayayım. Böylece eksi p3 bölü eksi p1'den x gördüğümüz yere eksi 1 yazacakmışız. Aslında mevzuyu kolaylaştırdık. Artık x gördüğümüz yere eksi 1 yazarsak eksi 1 artı 2'den p1 arkadaşlar 2'ymiş. Burayı 1 yapmak için x yerine ne yazacağız? 1. Artık çünkü içeriye 1 yapmam lazım. 1 eksi 4 artı m eşittir 2. m arkadaşlar 5 oldu a şıkkı. Birincisi y eşittir 0 deyince yani sen bunu ikinci derece denklem haline getirirsen deltası 16 bildiğimiz ikinci derece denklemin b kare eksi 4 A'c'si. a arkadaşlar eksi 1 verilmiş. de 8 verilmiş. Kural sorusu arkadaşlar bu birazcık. Çünkü İkinci derece denklemlerde AB'nin uzunluğunu nasıl bulacağınızı biliyor musunuz? Burası şimdi X1 olsun. Burası da X2 olsun. Kökler farkı X2-X1'dir. Bunların mutlak değeri bize AB'nin uzunluğunu verir. Çünkü normalde iki nokta arasındaki uzaklık zaten bunların mutlak değeridir. Biz de bunu ne öğrenmiştik formülde? Kök delta bölü mutlak a. İşte bakın 16 bölü gördüğünüz gibi birden kök 16 pardon. Ne geldi? 4. Taban yani AB uzunluğu 4. Yükseklik yani tepe noktasının ordinatı o da K. Bölü 2 eşittir 8 oldu. Sadeleştirdik K4 geldi arkadaşlar. Böylece cevap B şıkkı olmuş oldu.